Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta yepyeni bir Snapchat tanıtımıyla tekrardan karşınızdayım arkadaşlar. Bayağı bir uzun süre oldu Snapchat videoları çekmeyeli. Bugün 14W18B Snapchat'ıyla karşınızdayım galiba. Aynen. Snapchat'ıyla karşınızdayım ve Minecraft 1.14'te gelecek güncellemeleri size çatır kütür patır anlatacağım. Hadi başlayalım. Şöyle şu taraftan başlayalım. İlk önce bütün odunların tabelaları geldi arkadaşlar. Şöyle bir okuyalım ne diyorlarmış. Beni hiçbir zaman unutmayın. Klasik bildiğimiz tabela. SA yanım sağımdakilerin hepsi yeni eleman. Hadi bakayım. Burada hiç belli olmuyorum. Yok ya, beyaz üzerinde beyaz belli oluyor aslında ya. Çok da değil yani. Ormanda yenilikler var. Ormanda yenilikler var. Hadi bakalım, videoyu sonuna kadar izlerseniz o yenilikleri göreceksiniz. Bu ne? Turuncuyum. Yapma ya. Harbi mi diyorsun lan? Yazın çok mu çok belli olur? Kanki çok belli oluyor ya. Siyah üzerine beyaz bayağı belli oluyor. Yani böyle güzel şekil şukul tabelalarımız gelmiş arkadaşlar. İkinci olarak bayağı bir slab, merdiven ve duvar geldi. Şöyle göstereyim. Cilalı, andezit, granit ve dioritin slab'i ve merdiveni geldi. Duvarı gelmedi. Bunların duvarı neden gelmedi bilmiyorum ama muhtemelen cilalı olduğu için duvar biraz mantıksız görüldü. Ondan gelmedi. Yine andezit, diorit ve granitin kendilerinin slab'i, merdiveni ve duvarı geldi gördüğünüz gibi. Düzgün kum taşının slab'i, merdiveni, duvarı geldi. Ant tuğlasının slab'i, merdiveni, duvarı geldi. Mossy stone brick'in slab'i, merdiveni ve duvarı geldi. Bu kırmızı bloğun hiçbir şey yoktu zaten, bir tek bloğu vardı. Bunun slab'i, merdiveni, duvarı geldi. Ondan sonra Mossy Cobblestone'un duvarı vardı. Slab'i ve merdiveni geldi. Şurada gördüğünüz 5 tane duvarın merdiveni ve slab'i olanlar duvarlara geldi. Tuğla duvarı, prizmarin duvarı, sandstone duvarı, taş duvar, normal taş duvar. Mossy Cobblestone'un taş duvarı belki de önce de vardır, tam hatırlamıyorum. Ve Nether Brick duvar. Nether Brick duvar çünkü şöyle bakacak olursanız, şöyle ben bir şunları alayım ve şunu alayım. Nether Brick fence var bir de bildiğiniz üzere. Onu nasıl yapıldığını göstereyim. Hepsinin yapılışı aynı şekilde arkadaşlar. Şöyle yaparsanız zaten duvar verecektir size. Eğer şöyle yaparsanız da fence verecektir. Böyle farklı bir yapılış şekli var. Onun da ondan sonra düzgün değil bu. Oyma kuartsın merdiveni ve slab'i geldi. Sumut, düzgün ya da oyma, ikisinden biri olması lazım. Ve taşın slab'i ve merdiveni geldi. Peki bunlar nasıl yapılıyor diyecek, soracak olursanız. Taşın merdiveni çok klasik olarak şöyle yapılıyor. Taş merdiven ve taş slab. Peki soracaksanız. Eskiden taş basamak böyle değildi. Düzgün bir taş blok vardı. Taş basamak vardı. Onu da taşı pişirerek elde edebiliyorsunuz. Taşı pişirince size düzgün taş veriyor. Smooth stone mu ney? Öyle bir şey olması lazım. Düzgün taş veriyor yani kısacası. Ve bu bloğa da üretmesi yoktu. Eskiden Creative'de vardı. Artık Survival'a da eklendi. Normal taşı pişirerek elde edebiliyorsunuz. Ve bunun yarım bloğunda artık böyle elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel. Bunun merdiveni yok diyebiliyorum. Bakalım. Deneyelim. Hiç sanmıyorum olduğunu. Aynen. Bunun merdiveni yok. Pek hoş da görüneceğini sanmıyorum zaten merdivenin. Her neyse. Bütün blokları gösterdiğimize göre. Sonraki yenilik bambular. Bambular geldi. Yeni bir bitki olarak. Birazdan göstereceğim pandaları beslemek için bambuları kullanıyoruz.
ve ileride craft olarak bir şeylerde kullanacak. Bunları elimizde şu hızda kırıyoruz arkadaşlar. Tabi bu hızda fazla kırarsın Murat. şeyi hesaplamadım. Created oldu mu? Şöyle bon mille zaten uzatabiliyorsunuz her türlü. Şöyle bir hızlı bir şekilde game mode'a geçeyim ben. Game mode survival. Elinizde şu hızda kırabiliyorsunuz ve tabii ki de hepsi geliyor. Hiçbir sıkıntısız. Itemlarla peki ne hızda kırılıyor? Bakalım. Gene game mode'dan çıkayım. Hepsini alayım bir. Şunların. Gerçi çıkmama gerek yoktu ya. Şunu ver. Şunu ver. Ve şunu ver. 1, 2, 3. Kazmayla gene el hızıyla neredeyse kazıyorsunuz. Neredeyse bir farkı yok. Baltayla bayağı bir hızlı kırıyor. Birazcık daha hızlı kırıyor. Klasik balta. Tahta gibi bir şey olduğu için balta hızlı kırıyor. Kılıç tek atıyor. Kılıç neden tek atıyor? Kılıcı bir bıçak gibi algılayın. Çat diye kesiyor ve çat diye kırıyor. Böyle bir sebebi var. Kılıç direkt tek atıyor. Survival'dayız gördüğünüz gibi. Çat. Bayağı ilginç yani. Kılıcın hiçbir zaman hızlı kırabildiği bir şey yoktu. Bu iyi oldu. Bir tek mineshaft'lardaki ipi kırınca ip düşürüyordu. Yok, ipi hızlı kırabiliyordu bu kılıçlar. Bir de bu işe yaradı. Daha sonra Loom. Şimdiki ismi Loom. Dokuma tezgahı diye de geçebilir ama emin değilim ne olarak geçeceği Türkçesi. Pek bakmadım. Loom'da bannerlar arkadaşlar. Bildiğiniz üzere eskiden şöyle şekiller veriyorduk. Mesela şunu koyunca, ortaya bunu koyunca ortada kırmızı yuvarlak bir şekilde sarı banner veriyordu bize. Ama artık öyle değil. Şöyle sarı banner ve boyaya koyuyorsunuz. İstediğiniz şekilde seçiyorsunuz. Az önce craft menüsünde yapmaya çalıştım. Buydu. Bu şekilde verecekti. Ama craft artık olmuyor. Direkt masası yapılmış ve gayet güzel bir şekilde çalışıyor. Şöyle boyaları alalım mesela. Şunda. Şöyle boyaları da ilk önce söyleyeyim. Beyaz boya, siyah boya, kahverengi boya ve mavi boya geldi oyuna. Bunları önceden farklı bir şekilde kullanıyorduk. Onları da göstereceğim ben size. Mesela siyaha boyayalım. Şöyle siyah, yok, beyaza boyayalım. Şöyle beyaza boyayalım. Öbür tarafını da kırmızıya boyayalım. Kırmızı beyaz Türkiye olsun. Böyle gayet güzel bir şekilde boyayabiliyorsunuz. Ve özel şekiller vardı bildiğiniz üzere. Mesela bunu ve bunu yan yana koyunca bunda kafa çıkıyordu. Ama artık bunda yok ve bunda da yapamıyorsunuz onu. Bunu da yapmanın şöyle bir yolu var. Şunları alacağım. Şöyle şeyler geldi. Hop. Skulcha şey banner pattern diye şeyler geldi. Artık direkt hazır pattern'ı yapıyoruz ve bir kerelik de kullansak hiçbir şeyimiz gitmiyor. Normalde gidiyor diye biliyorum ben, hatırlamıyorum. Zaten birisi bildiğiniz üzere creeper'lı yapılan flamalardı. Onu şöyle yapıyorsunuz. Bir tane wither skeleton kafalı olan vardı. Bir tane büyülü altın elma ile yapılan vardı. Bir de normal papatya çiçeğiyle yapılan vardı. Böyle yapılıyor. Sonra flamaya bunu basınca mesela çiçeği bastık. Tam bir de renk basmamız gerekiyor. Maviyi alayım. Evet. Heh. Şurada. Gördüğünüz gibi çiçek şekli alıyor. Mesela çiçeği çıkardım. Elmayı koydum. Elma Mojang işaretini koyuyor. Adamlar kendi işaretini yapmış. Böyle bir şey yok. Ondan sonra ne vardı? Skull şu işareti yapıyor. Bunlar bildiğimiz şeyler. Sadece buna direkt özel masa yapılmış ve bayağı bir kolaylaştırılmış yani. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Daha sonra Loom'un nasıl yapıldığını da şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Şöyle ve şöyle yapınca size Loom veriyor. Gayet kolay. Easy. Şöyle de bir dokusu var. Tekstürü var. Ve bu arada tekstür peki yenilemişler direkt. Şöyle ben bir timeset çekeceğim. Sonunda gösterdikleri tekstür peki geçmişler. Gördüğünüz gibi kumlar falan her şey değişmiş. Şöyle yeni 3 tane çiçek var galiba. Aynen. Yeni 3 tane çiçeğimiz var. Şöyle bir creative'e geçelim. Lily of the Valley, Cornflower ve Wither Rose. Bu beyaz ve mavi olanı direkt rahatlıkla dünyada
rastgele çıkabiliyorlar. Siyah olanı da bildiğim kadarıyla Wither mob öldürünce çıkıyor. Öyle gördüm. Gördüğünüz gibi beyazı beyaz renk, mavisi mavi renk ve Wither'da siyah renk veriyor. Gayet güzel bir şekilde. Şöyle gösterelim size. Klasik zaten çiçeklerini koyunca beyaz boya, kakao koyunca kahverengi boya, mavi çiçek koyunca mavi boya ve mürekkep kesesini koyunca da siyah boya yapacak. Ama Wither'la da siyah boya yapabiliyorsunuz. Mesela şöyle bir şey göstereyim. Eskiden şöyle yapınca bütün camlar siyah oluyordu ve artık olmuyor. Direkt siyah boyayı koymanız lazım. Siyah boyayı da gene bunlardan elde edebilirsiniz. Lapis maviye dönebiliyor gene. Kakao kahverengiye dönebiliyor ve kemik tozu da beyaz boyaya dönebiliyor. Hemen şu yağmuru bir kapatalım. Bunları da göstermiş olduk. Şöyle üstümü şöyle temizlersem çok daha mantıklı olur. Yeni bir silah. Crossbow. 1, 2, 3 tane yeni enchant'ı geldi crossbow'un. Şunları da alayım. Crossbow nasıl kullanılır onu göstereyim önce. Şöyle sağ tıka basılı bir şekilde tutuyorsunuz ve full çektiğinde bıraktığınızda atmıyor gördüğünüz gibi. Ben fareyi şu an bıraktım, hiçbir şey yapmıyorum ve atmıyor. Bir daha sağ tıkladığınızda atıyor gördüğünüz gibi. Yani şöyle çekin, envanterinizde dursun, böyle gezerken acil mob mu gördünüz hemen tutun elinize fırlatın. Yay gibi değil, hazırda durabiliyor yani. Gayet güzel bir özellik bu da. Hemen enchantlarını göstereyim. Birinci enchant piercing, ikinci enchant multi shot, üçüncü enchant da quick charge. Bu 3'e kadar, bu tek, bu da 4'e kadar yapabiliyor. 1, 2, 3, 4'ü var yani. Multi shot'la başlayalım. Multi shot adından da belli olduğu gibi fazladan ateş ediyor. Gördüğünüz gibi 3 tane ateş ettik. Bir daha edelim. Gayet nice. Quick charge ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi hemen doldurdu. Hop. Hemen doldurdu. Gayet hızlı bir şekilde şarjını doldurabiliyor. Ve piercing. Piercing de Türkçesi delici anlamına geliyor ve arka arkaya duran mobların ikisini de vurabiliyor. Birden fazla moba vurabiliyoruz yani bununla. Şurada size gösterecektim. Multi shot'ı şurada gösterecektim. 3 tane iğneye bakalım aynı anda vurabileceğiz mi? Oo, birisine tek attık. Ve öldüler. Ve piercing. Dediğim gibi arkadaki inekleri de vuruyor. Burada 5 tane inek var. 1, 2, 3, 4, 5 tane inek var. Bakalım piercing ile hepsini aynı anda öldürebileceğiz. Çektim. Fırlattım. Ve hepsine vurdum. Gördünüz mü? Hepsine vurdum. Pat. Ve hepsi öldü. Gördünüz mü? Gayet nice. Ve crossbow ile ilgili şeyler geldi. Gelişimler geldi. Şurada macerada. Crossbow ile ateş et, phantom öldür piercing ile, iki tane phantom öldür piercing ile aynı anda ve bu bayağı bir zor bir challenge. İki kuş bir ok, bir taşla iki kuş anlamına geliyor ve bunu anlamadım ne olduğunu tam olarak. Crossbow da böyle gördüğünüz gibi gayet güzel şeyler gelmiş. Ha, crossbow nasıl yapılır onu göstereyim. Öncelikle yeni gelen köylülerde villager'la, pillager mıydı? Neydi lan? Ha, pillager. Pillager'lardan düşme ihtimali var. Şu yumurtaları da alayım da. Ya da craft'ta şöyle yapabiliyorsunuz. Crossbow. En üstte demir. Altında tuzak kancası. 1, 2, 3 tane çubuk ve 2 tane iple crossbow'u yapabiliyorsunuz. Hop. Pat. Gayet güzel. Daha sonra şuna geleyim. Crossbow alıyorum. Şuraya kendime fişek yapacağım. Neyse, normal fişek yapalım. Patlayan fişeklerde de çalışacaktır. Şöyle fişeği alıyorsunuz. Fişeği ikinci elinize alınca ve bunu da çekince crossbow'a gördüğünüz gibi fişek takıyor. Fişek var şurada. Ve fişek fırlatıyor. Moblara vurmuyor. Ben niye vurmadığını anlamadım. Vursaydı daha güzel olabilirdi. Ama vurmuyor. Survival'a geçelim bakalım şeyimiz gidiyor mu? Şeyimiz gidiyor mu? Ha, aynen gitti bir tane. 8 kaldı.
Gayet güzel. Bayağı güzel şeyler bunlar. Dediğim gibi ikinci elinize de alırsanız böyle ateş edebiliyorsunuz. Daha sonra şuna gelelim. Yeni bir yiyecek çeşidi geldi. Yiyecek. Kase istediğiniz yere koyun. Kırmızı mantar, gri mantarla bildiğiniz üzere normal mantar güveç yapabiliyordunuz. Klasik bu. Her zaman olan şeyler ve buna çiçek eklerseniz hop farklı bir yemek oluyor. Suspicious Steve diye bir şey. Gene mavi ve beyaz. Yapınca özel bir yemek yapıyor ve bunu içelim. Nasıl acıkacağız? İlk önce bir game moda çıkalım da. Evet, kendime açlık etkisi verdim gördüğünüz gibi. Ve siyah çiçekle yaptığım şey içince bana wither etkisi verdi gördüğünüz gibi. Gördünüz mü? İkincisi beyaz çiçekti. Beyaz çiçeği içince zehir verdi. Oha lan ne alaka? Genelde kötü şeyler veriyormuş belli ki. Bunu da anlamış olduk. En sonunda mavi çiçekle yapmıştık. O ne verecek? Zıplama da isteği. Vay. Buradan zıplayamıyoruz ama 1,5 bloktan büyük ihtimalle zıplayabiliriz diye tahmin ediyorum. Bir daha yiyebilir miyim? Bir daha yiyemedim. Şöyle size diğer bazı çiçeklerle yapmıştım. Hemen içelim bakalım hepsi ne veriyor. Bir çiçek zayıflık veriyor. Bu sizin daha az vurmanızı sağlıyor. İyi bir şey değil en azından. Başka bir çiçek gene zayıflık verdi. Aynı çiçeği mi bastım acaba? Hemen şöyle bir canımızı şey açtığımızı bir azaltalım biraz. Hemen başka bir çiçeği yiyorum. Zayıflık mı? Bütün çiçekler zayıflık mı veriyor? Aha. Körlük verdi. 6 saniye. Oo. İşte bu mükemmel. Bunun survival'da olması mükemmel. Hangi çiçekle yapıldığını tam hatırlamıyorum. Ateş direnci. Bak lavda işe yarayabilir o. Şöyle biraz daha acıkalım. Survival'da kör ol durma yapabiliyor muyduk? Hiç hatırlamıyorum ama yapamıyorduk galiba. Tam da doğrusunu bilemiyorum. Bu ne verdi? Doygunluk verdi. O acıkmıyor muyuz yani? Bak bu güzel bir şeye benziyor. Biraz daha acıkalım. Şu çiçeklerin hepsini yiyelim. Bu zayıflıkların hepsini aynı mı bastım ben? Ne yaptım ya? Şöyle biraz daha açlık verelim kendimize. Ve acıkmak üzereyiz. Biraz daha zorlarsak oyunu kolay acıkacağız. Başka bir şey hız verdi. Bunlar gayet güzel şeyler. Resmini bulabilirsem koyarım buraya bütün hangi çiçeğin ne verdiğini. Ve şöyle sonuncusu da doygunluk verdi. Gayet güzel bir şekilde farklı farklı çiçekler, farklı farklı etkiler verebiliyor size. Ben onu göstermeye çalışmıştım zaten. Ups. Şöyle efektleri kaldıralım kendimizden. Anlatmadım ne kaldı? Şurada şöyle bir sistem yapınca hop gördünüz mü? Artık şunun içinde makas olduktan sonra buna sinyal verince koyunları makaslayabiliyoruz. Tabii ben onun üstünü kapatmayınca mantıklı olarak kaçmaya başladılar. Ve böyle tam otomatik bir koyun farmı, şey yün farmı yapabiliriz. Burayı da anlattığıma göre şu moblara artık geçeyim diyorum ben. Game mode creative. Pandalar, illagerlar ve pillagerlar. Pandalar gayet sevimli bir şekilde duruyorlar. Bir bambu alalım kendimize. Şöyle. Bambuyu atınca bambuyu alıp yiyorlar. Gördüğünüz gibi. Aldı. Ama yiyemedi. Al bakayım.
Sağ tıklayalım. O kalp çıktı. Bir tane daha şuna sağ tıklayalım. Kanki. Heh. Aa, bak yiyorlar. Efsane değil mi ya? Bunun niye böyle sümüğü akıyormuş gibi gözüküyor? Ve bambudan başka bir de pasta yiyebiliyorlar. Kanki bir tane daha versene şundan. Heh. Hadi bir de pasta verelim. Al lan. Kanki sen pasta yemiyorsun. Hastalandın galiba. Bunları ben anlamadım. Neden pasta yemediklerini. Normalde pasta yiyor olmaları lazım da. Şu an canları istemiyor galiba. Pandalar gördüğünüz gibi böyle. Ve jungle'da bulunuyorlar. Birazdan jungle'a gidip zaten arayacağız. Pandaları da. Pillager'lar. Pillager'lar da yay tutan villager'lar ve bize saldırıyor gördüğünüz gibi. Kritide olmama rağmen bana artistik yapıyor. Kritide tabi hiçbir şey yapamıyor ama. Artistik taslayacak belli ki. Normal moblara vuruyor mu lan? Köylülere vuruyor diye biliyorum. Şöyle köylü alalım. Şuraya koyalım bir. Ah evet, köylülere gördüğünüz gibi acıması yok. Leş ve iriciyor. Boğaya bak ya, öküz gibi ya. Ve bunlar şunlara da saldırıyor diye biliyorum, emin değilim. Bunlar da köylülere tek atıyor abi. Tek atmıyor, iki atıyor aslında. Bakın buraya bir köylü bıraktım, buraya da bir köylü bıraktım. Pat 1, pat 2. 2 vuruşta bitiriyor. Pat 1, pat 2. öldürünce ne verecek bize, bir bakalım. Kanka senin canın baya varmış ya. Eğer eğer güzel bir şey. Eğer vermesi gayet güzel bir şey. Bizim bayağı bir işimize yarayabilir. Gördüğünüz gibi yeni moblar da böyleydi. Aa, pasta mı yiyor lan? Yere attım, pastayı almış yiyor. Helal lan sana. Bu şunları benim sinir etti ya. Tamam. Son olarak da hadi bir jungle'a gidelim ve şu bambuları ve pandaları bulalım. Heh. Hadi bakalım. Şu ormanda yenilikler var. Sözünü bir bulalım bakalım. Neymiş yenilikler? Okey. Hadi gidelim. Işınlamadı tabii. Çünkü TP Murat yazmam gerekiyordu. Artistik yapacaktım. Hadi gidelim. Jungle'dayız. Tabi birden ışınlanınca dünya açılmadı. Ben az önce ışınlanmayı hiç denemediğim için. Açılsın biraz. Şöyle. Ve ilk bambumuz. Bu kadar nadir bulunmuyordu galiba bunlar ama emin de değilim. Evet, bu kadar nadir bulunmuyorsunuz değil mi? Şurada bir tane pandamız var. Şey, bambumuz var. Direkt bambunun biyomu var. Bambu biyomu diye. Ondan bulabilirsem güzel olacak ama dünya yüklenemiyor ki kardeş. Öküz gibi ağır bir biyom olduğu için jungle. Arıyorum gene de biraz aramak istiyorum. Evet, crash yerde. 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Tamamdır. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. 14W18B Minecraft 1.14 sürümünün ilk crash'ını az önce yedik. Muhtemelen oyuna çok RAM vermediğim için şu an ne kadar RAM verdiğimi göremiyorum video programım. Sağ olsun. RAM verin abi. Oyuna girerken RAM verin. Neyse, gördüğünüz gibi bambular da jungle'lardan çıkabiliyor. Jungle'dan biraz uzaklaştım. Jungle'da oyun GG oluyor. bu güncellemede böyleydi. Fazla ayrıntılı şeylere anlatabilirim o ayrı bir videoda. O da ikinci kanalıma atacağımdır büyük ihtimalle. Ayrıntılı videoları. Ya bir şeyin yapılışını falan unutmuşumdur. Onu ikinci kanalıma falan atmayı düşünüyorum.
O zaman videoyu beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Başka bir snapshot'ta görüşmek üzere. Hoşça kalın. Pat. Taşa bak lan. Böyle taş mı olur? Bunun merdiveni mi var şimdi? Bakayım. Nerede? Burada mı?